Değerli izleyicilerimiz, küçük bir aralardan tekrar sizlerle şöyle sohbetimize toparlayacak olursak, özellikle Bir özet şirketler yapalım. deyince bir de çek meseleleri var. Çeklerde de herhalde çek kanunuyla Yeni. da ilgili takım Evet. değişiklikler var. Şöyle bunu aslında ayrı bir program konusu olarak konuşmak isterim. Alacaklar, borçlar, çekler, Yine ayrı senetler, programda burada da ilgili konuşalım da değişiklikler var ama şöyle bir genel kısaca olarak, genel olarak çünkü değinecek çok olursak gündemde yasa yüzeyden. değişti. Önce şunu toparlayalım, sonra da ne oldu çekte, son durum nedir onu anlatalım ve bitirelim. Şimdi artık tek kişilik şirketler mümkün dedik. Var olan şirketler web sitesi yapacak dedik. Bunları marka olarak tescil ettirebilecekler dedik. Artık her şey elektronik dedik. Yani elektronik sicil, elektronik imza, elektronik ortamda toplantı yapma vesaire, her şey elektronikleşmiş vaziyette. Peki bu elektronik ortamın sigortalanması gerekiyor mu? Bir oldu ya, bir aksaklık oldu hani bir problem çıktı. Devletten kaynaktan olabilir, işte başka şeyden olabilir. Benim oradaki verilerime zarar gelebilir hani benim Ama onu kontrolüm dışında. yedekleyeceksiniz, mutlaka yedeklenecek. Bunun belgesi nasıl olacak? O elektronik ortamda yapılan kayıt saklanacak mutlaka. Bunu saklamak zorundasınız, yoksa ispat edemezsiniz. Bunun dışında devletin bir sorumluluğu olamaz zaten. Siz o ortamı, yani aynı nasıl toplantı tutanağı oluyordu, aynı şekilde yine tutanağı da geçirebilirsiniz ya da sadece elektronik kayıtları toparlayacaksınız. Nasıl? Ben şu anda elektronik imza kullanıyorum yıllardan beri. Ha, sadece şeyde kullanıyorum, ÜYAP üzerinden, yani Ulusal Yargı Ağı Projesi ÜYAP'ın açılımı. Yani biz adliyedeki dosyalarımıza bize verilen elektronik imzalarla, şifremizle oturduğumuz yerden girip dosyaya ne gelmiş, ne gitmiş, ne olmuş, onları görebiliyoruz. Kendimiz yine o elektronik ortamdan dilekçelerimizi gönderebiliyoruz. Hatta son gelişmelerde oturduğumuz yerden artık dava da açabiliyoruz. Yani dava açmak için adliyeye gitmemiz gerekmiyor. Biz bunu kullanıyoruz. Şu anda bunun kayıtları nasılsa, sistemi nasılsa, onun da aynı olacak. Yani bu anlamda teknoloji çok ileri. Hani burada bir kayıp ya da devletin sorumluluğu değil, elektronik imzaları veren şirketler var bunu düzenleyen, onların sorumlulukları vardır. Elektronik imza, o zaman böyle kişinin çok iyi şey yapması, Şimdi paylaşmaması şey, tabii önemli. tabii Benim ya, için. insanlar kolye gibi şeyde boyunlarında taşıdılar bizim avukat arkadaşlarımız. Çünkü hani biz onu şu anda sadece ÜYAP üzerinde kullanıyoruz ama aslında bankada her yerde benim imzam yerine geçiyor. Yani ben onu taktığım anda, oradan girdiğim anda, e-imzaldır dediğim anda zaten onu bir tek ben kullanabiliyorum. Bir defa benim başıma Kırşehir değil, Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'ne, ÜYAP daha, bu elektronik imzalar yeni çıktı, Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'ne şey gönderdim, ÜYAP üzerinden temiz dilekçesi gönderdim. Şimdi ceza davalarında 7 gün içerisinde önce ben bu kararı temiz edeceğim diyorsunuz. Ama diyorsunuz ki temiz gerekçelerimi, sen hani işte diyelim ki mahkumiyet kararı verdin. Neden mahkumiyet verdiğini anlatan gerekçeli kararını bana tebliğ ettikten sonra ben de temiz gerekçelerimi anlatacağım diyorsunuz. 7 gün içerisinde ben bu şeyi verdim. ÜYAP üzerinden elektronik imza ile verdim. Sonra gerekçeli karar bize bir türlü gelmedi. Aylar geçti. En sonunda dedik ki yine elektronik olarak sistem üzerinden, bize neden karar tebliğ edilmiyor gerekçelik? Kararın yazıldığını görüyoruz çünkü. Neden tebliğ edilmiyor dedik. Sonra şöyle bir cevap geldi. Sistemde, elektronik imza kullanma sisteminde imzala diye bir buton varmış. Ben imzala butonunu bastırmadığım için sanki imzasız dilekçe vermiş gibi olmuşum. Mahkemede şeyi kabul etmemiş. Dilekçe Dilekçeyi imzasız diyerekten kabul etmemiş. Ben de şöyle bir temiz gerekçesi yazdım. Mahkeme kararına itiraz ettim bu şekilde kesinleştirmeye. Dedim ki, bir, bu elektronik imzayı sadece ben kullanabilirim. Hani bu fiziki olarak size herhangi birinin, hani elemanlarla da gönderiyoruz ya, bir şekilde postadan ya da herhangi birinin elden getirdiği imzasız dilekçe gibi değerlendirilmesi mümkün değil. Çünkü bunu bir tek ben yapabilirim. Hani sizin sisteminize benim elektronik imzamdan bir dilekçe gelmişse mutlaka bunu benim yapmış olmam gerekiyor. Dolayısıyla siz bana imza butonuna basmamışsınız diye kabul edemezdik. kabul edememezlik yapamazsınız dedik. Ve dosyayı temiz ettik. Sonra sistemde imza butonuna basmadan gönderme engellendi. Yani mutlaka imzalamak zorundasınız. O sistemin hani
uygulamanın getirdiği, hani uygulandıkça ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi aslında bunlar. Evet. Biz de imza butonunun hani öyle bir tuşun olduğunun farkında değildik. Yazıyorduk, gönder diyorduk, gönderiyorduk. Hani benim elektronik imzamdan gidiyor zaten. Sonra o ara onun sonucunu alamadık. Neden alamadık? Bir yasa değişikliği oldu. Dosya yasa değişikliği nedeniyle tekrar ele alınınca zaten kesinleşme vesaire gibi sorunlar ortadan kalktı tabii. Falan. Yani bu tür şeyde de elektronik imzalarda da hani normalde kullanıyoruz. Evet. Yaygınlaşacak bu. Her alanda olacak. Her alanda yaygınlaşacak. Aslında bürokrasiyi hafifletme, insanlara konfor evet ya. Getirme. Yolda kaybedecekleri vakit işte kesinlikle o koridorlarda bekleme süreleri vesaire bunların hepsini giderecektir. Yani bizde mesela hakim savcıları ve kalemi çok rahatlattı. Git gel git gel imza at, havale et. Hani halen bunu hiç kullanamayan arkadaşlarımız da var. Hani biraz önce bilgisayarda bahsettiğimiz gibi. Normal bu da yani. Ya, arabasına biniyor. Ben de çocuğum kadar bilgisayarı bilmiyorum yani. Onlar acayipler bize göre. Biz bir öncekilere göre daha iyiyiz. Ama artık şimdi bilgisayar bilmek okuma yazma bilmek gibi bir şey haline geldiği için. Hani nasıl okuma yazma bilmeyen bir insan zorluklar çekecekse bu anlamda da her iki ticaret yapanlar için böyle bir şey gözüküyor. Kesinlikle herkes bunu öğrenmek zorunda. Yahut da öğrenen birini yanında taşımak zorunda. Hani evet. Özellikle hani yaşlılar artık öğrenemiyorum ben yapamıyorum diyen varsa sistem buraya gidiyor. Artık teknoloji çağındayız. Yani her şey teknoloji, her şey elektronik. Evet. Dolayısıyla gerçekten insanların bir de bunun hani çaldırdığınızı düşünün, şifrenizi verdiğinizi, bankadaki hesaplarınızı boşaltabilirler. Sizi çok yüklü borç altına sokabilirler. Çok da riskli aynı zamanda hani tabii. Bunu kaybetmek, şifreyi deşifre etmek, birine söylemek vesaire. Aynı banka kartı gibi düşünün. Bu anlamda yani her şey elektronik. Yeni yasada. Evet. Teknolojiye uydurmuşlar. Artık en büyük değişikliklerden birisi de şirket ortaklarının şirketin parasını kullanamayacak olmaları, borç alamayacak olmaları. Bunun dışında neyimiz var? Şimdi kişilerin malları da şirket üzerinden daha çok hani önceden hani avantajlarından yararlanmak için mesela araba alıyordu, şirket üzerine alıyordu vesaire. Hani bir takım gider gibi göstermek için olsun mesela bu tip durumlarda da şimdi onların satışlarını falan nasıl olacak? Tekrar kişiler kendilerine yapabilecekler i̇şte mi bu satışlarını? 2015'e kadar süre vermişler ya. Bu arada 2015'e kadar şirketin malıyla kendi malınızı ayıracaksınız. Bunu muhasebecileriyle oturacaklar. Bunun sistemi yolu belli zaten. Yani borcunuzu, hesabınızı, malınızı, mülkünüzü ayırıp kapatacaksınız, sıfırlayacaksınız 2015 Haziran'ına kadar. Ondan sonra eğer aksi bir durum tespit edilirse ki devletin çok paraya ihtiyacı var mutlaka bir şey tespit edeceklerdir. Hani bırakın para cezasını parayı bir şekilde bulur ödersiniz ama hapis cezaları çok kötü. Çok kötü. Çok riskli gerçekten riskli. Hani en büyük tedirginlik tartışma alanı burada zaten değişiklikle ilgili. Hani şirket sahipleri ticaretle uğraşan insanların en çok tartıştıkları konu bu konu. İşin içinde hapis cezasının olması da. Çok kötü. İnsanları tedirgin ediyor doğal olarak. Yani hani şey tastara, önemli. Otur git tatile işi gücü bırak der gibi bir şeyler geliyor. Yani sorumlulukları çok fazla. Ya işte iyi öğrenmek. Bilmiyorsanız iyi danışma almak. Evet yani yapmak lazım. İşte zor değil. Evet. Sadece gerçekten ne değişmiş, benim yükümlülüğüm ne, haklarım ne bunu öğrenip uygulamak gerekiyor. Yani artık eski devir kapanıyor. Eski yani 57'den bu yana devam eden. Dün de kaldı cancağızı. Evet bu iş bitiyor. Bitiyor. Şimdi şeyden çekten bahsedeyim isterseniz. Yeni çek yasasında yapılan değişiklik meclisten geçti ve yayınlandı. Şu anda karşılıksız çekten dolayı cezaevinde olanlar çıktılar zaten. Çıktılar. Ya. Hemen onları infaz savcıları şeylerin dosyalarını ele aldı ve tahliye kararları verildi.